Merhaba arkadaşlar, bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Güzel bir protein sentezi sorusu var. Tabii ki arkadaşlar konuya hakim olmanız lazım. Dikkat edelim. Bakalım hemen diyor ki 20 çeşit amino asit kullanıldığı bir polipeptidin senteziyle ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi 20 çeşit amino asit kullanılmış. En az diyor 21 çeşit kodon görev yapmıştır. Şimdi 20 çeşit amino asit kullandık ya. Sonuçta 20 çeşit olduğu için bir kere 20 çeşit kodon görev alacak başta. Değil mi? Bir de ne yapacağız biz bu mRNA'yı düşünün. mRNA'nın üzerinde dedik ki 20 çeşit kodonumuz olacak. Bir de buna neyi eklememiz lazım? Durdurucu. Hadi durdurucu ekledik ulu alali. Ne oldu? 21 çeşit değil mi? Kodon görevi alması lazım. Bu doğru. En az 20 tane peptit bağı oluşur. 20 çeşit amino asitin arkadaşlar en azı soruyor ya bize. Her birinden bir tane kullandığımızı düşünelim. 20 tane amino asit kullanırsak peptit bağımız kaç tane olacak o zaman? 19 tane olur değil mi? N-1 olur yani. Bu yanlış oldu. En fazla 62 çeşit kod görev yapar diyor. Kodon da olur fark etmez. Şimdi neden 62 arkadaşlar bu? Şimdi şöyle düşünün. Bakın mRNA şurada yazdık ya. Şimdi mRNA arkadaşlar bir kere en fazla diyor ya bakın en fazla. Diyelim ki bu 20 çeşit amino asitin bazılarından tekrar tekrar kullandık. Ama bir amino asitin biliyorsunuz birden fazla şifresi bulunabiliyor. Ve düşünün kaç tane şifre vardı amino asit kodlayan? 61 çeşit arkadaşlar kod veya işte kodon var amino asit kodlayan. Amino asit kodlayan bunlar var. Bunların hepsini kullanırız. Yani bu 20 çeşit amino asitin farklı şifrelerini kullanırız yani. Bunu sentezlemek için. Bir kere 61 çeşit amino asit kodlayan şifre kullanabiliriz. Şimdi bunun sonunda bir de ne olması lazım? Durdurucu olması lazım değil mi? Hocam 3 tane durdurucu var. Ya 3 tane durdurucu var da biz 3 tanesini niye kullanalım? Bir tanesini kullanacağız da. Demek ki amino asit kodlayan 61 tane olur. Bir de durdurucu eklersiniz bunun sonuna. En fazla 62 çeşit kod veya kodon fark etmez görev almış olur. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.